Merhabalar tekrardan. Şimdi ise GBP-USD ile EURUSD paritelerinin kan tayfa analizini yapacağım arkadaşlar. Öncelikle GBP-USD ile başlıyorum arkadaşlar. GBP-USD'ye günlük grafikte baktığımızda şurada bir pembe bant içerisinde direnç oluşumu mevcut arkadaşlar. 1.41.930 ile 1.42.548 arasında oluşan bir bant. Burası bir güçlü direnç olmuş arkadaşlar. Şurada da görmüş olduğunuz gibi. Ve ondan sonra 1.40 ile 1.48.48 ile 1.41.930 arasında iyice bir sıkışma vardı arkadaşlar. Ve görüyorsunuz tepkiler de 1.48.48'den itibaren buradan tepki alıyor ve buradaki direnci deyip burada bir günlerce bir bant sıkışması vardı arkadaşlar ve görmüş olduğunuz gibi şuradan itibaren buradaki bandı aşağı yönlü kırmıştı arkadaşlar. Şimdi ve uzun süreli bir satış gelmiş durumda arkadaşlar. Şimdiki durumda ise burada 1.40.621 ile 1.48.48 arasında oluşan şu pembe band bizim direnç seviyemiz arkadaşlar. Artık burası direnç oldu ve aşağı yönlü hareket var arkadaşlar. Şurada da bir tane görmüş olduğunuz gibi geçiş bandı vardı. Bu geçiş bandı da aşağı yönlü kırılmış ve onun altında da görmüş olduğunuz şuradaki 1.38.90 arasında 0.90 arasında şurada bir destek vardı arkadaşlar. Bu desteğe gelip şimdi ise bu bir destekte şu anda fiyatımız üzerinde kalmış durumda arkadaşlar. Buradaki pembe bandımız şimdilik GBP-USD'nin destek bandı diyebilirim. Şurada görmüş olduğunuz gibi dirençlerin eskiden şuradaki 1.37.345 seviyesinin direnç olup ve ondan sonra kırıldıktan sonra yukarı yönlü çıkış akımının hızı devam ettiğini görüyoruz ve şu anda da buradaki pembe bandın direnç olup aşağıda yönlü şuradaki artık destek olan seviyeye doğru gelmiş bulunmakta arkadaşlar. 4 saatte grafikte baktığımızda görüyorsunuz arkadaşlar. Şuradaki pembe band önemli arkadaşlar. 1.38 0.90 üstünde kaldığı sürece arkadaşlar şuradaki şu bant arasında olan yukarı yönlü harekette bant arasındaki dirence kadar gelebilir arkadaşlar. Burası da 1.39.097 ile 1.39.312 arasında oluşan bir geçiş bandı arkadaşlar. Eğer bu 1.38 seviyesinin aşağı yönde kırıldığı zaman bunun altında kalırsa, buradaki pembe bandın altında kalırsa o zaman 1.35.377 seviyesine kadar geri çekilebileceğini burada görüyoruz arkadaşlar. Tekrardan şöyle bir günlük grafiği alıp bakalım arkadaşlar. GBP-USD'de şurası yukarı yönlü hareketin devam için buranın üzerinde kalması çok önemli arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Eğer bunun üstünde kalırsa şuradaki pembe bande kadar gelebilir diyor arkadaşlar. Burada da direncin oluştuğunu şuradaki eski hareketlerden backtest yaptığımızda görebiliyoruz. O yüzden de eğer buradaki pembe bant üzerinde kalıcılığını sağlarsa görüyorsunuz şuradaki direncine kadar bunun gelebilir. Bunun üstünde de kalırsa şayet şuradaki 1.40.621 seviyesine kadar gelebilir diyor arkadaşlar. Yukarı yönlü hareketlerin devamı için ise şuradaki pembe direnç bandının üstünde kalması gerekiyor arkadaşlar. Şu sıkışma bandının yukarısında kalıp ve şu pembe bandın üstünde kalması gerekiyor ki yukarı yönlü yeni bir bandın oluşumundan bahsedebilelim arkadaşlar. Yani 1.42.548 üstünde kalmalarda yukarıda bir bant oluşacak ve o band 1.46.134 seviyesinde son bulacaktığını bize online platform göstermiş durumda. Eğer buradaki 1.38 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa şuradaki 1.35 377 seviyesine kadar geri çekilmelerin olabileceğinden bize bahsedebiliriz arkadaşlar. Takip edeceğim seviyelerimiz arkadaşlar şuradaki pembe band. Bu pembe bandın üstünde kaldığı sürece öncelikle şuradaki ara dirence gelecektir. Bu ara direncin üstünde kaldığı sürece
kalmasında ise yukarı yönlü şuradaki 1.40 621 seviyesini zorlayacaktır arkadaşlar. Yukarı yönlü çıkış akımının devamı için ise şuradaki pembe bandın üstünde kalması gerekiyor arkadaşlar. Bu arada yukarı yönlü trendin hala bozulmadığını da buradan belirtmek isterim arkadaşlar. Şimdi ise EURUSD paritesinin Gantt tayfa analizine bakalım arkadaşlar. EURUSD'de de aşağı yönlü hareketler mevcut arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şuradaki 1.20.631 ile 1.20.178 arasında oluşan bandı aşağı yönlü kırmış durumda. Şimdi ise şuradaki görmüş olduğunuz 1.18.137 ile 1.17.532 arasında oluşan destek bandına kadar yaklaşmış durumda arkadaşlar. Görüyorsunuz şuradaki band kırıldıktan sonra şu bir alt banda geçiş yaptı. Şimdi ise bu alttaki mavi bantta hareketini sürdürmüş durumda arkadaşlar. Şu anda EURUSD günlük grafikte görüyorsunuz şuradaki hareketin tekrarı devam ediyor. Yani 1.18.137 desteğine kadar gelebilir. Şuradaki 1.17.532 seviyesi aşağı yönlü kırılmadığı sürece buranın destek olma ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Eğer burası destek olursa yukarı yönlü hareketlerde öncelikle buradaki 1.20.178 ile 1.20.631 arasında oluşan direnç bandını test edecektir. Yani kırmayı deneyecektir. Bu kırıldığı zaman da şuradaki direnç bandı bizim ikinci hedefimiz olacaktır arkadaşlar. Yani 1.22.823 ile 1.23.126 arasında oluşan şuradaki bandı kırmayı deneyecektir. Tabii ki de 1.20.631 üstünde kaldığı sürece arkadaşlar. Bunun üstünde de bir bant oluşumu var. Tabii bu bant oluşumu da şuradaki pembe bandın kırılması sonrasından oluşan bir bant. Bunun içinde bandın oluşması için tabii ki de 1.23.126 seviyesinin üstünde kalması gerekiyor arkadaşlar. 4 saatlikte de bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz burasının destek seviyesinin olduğunu görüyoruz ve şuradaki hacimli mumdan bu desteğinin sert bir şekilde kırıldığını görüyoruz ve şimdi ise 1.20.178 seviyesi direnç olarak çalışıyor arkadaşlar artık. Yani şimdi ise bu EURUSD'nin 1.18.137 desteğine kadar geleceğini düşünüyorum. Buralardan aşağı yönlü kırılmazsa yukarı yönlü hareket için buralardan destek tepkileri gelebilir. Yukarı yönlü hareket etmesi için öncelikle 1.20.178 ile 1.20.631 arasında oluşan şu bandın kırılması gerekiyor arkadaşlar. Sonrasında ise bunun üstünde de kalırsa şuradaki mavi bant içerisinde hareketini sürdürecek arkadaşlar EURUSD. Takip edeceğimiz seviyemiz arkadaşlar şuradaki arttaki oluşan pembe bant, buranın destek olması durumunda yukarı yönlü hareketlerde tekrardan buradaki 1.20.178 seviyesini kırmayı deneyecektir arkadaşlar. EURUSD ile GBPUSD Gantt teknik analizim şimdilik bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum arkadaşlar.